Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte meme trendini konuşacağız. Meme coin trendi devam edecek mi? Patlama yapacaklar mı? Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Bunları konuşacağız. Özellikle Ethereum videosunda da bahsettim. Pepe ve Bonk coin. Burada arkadaşlar Ethereum ETF girişleriyle birlikte bir hareket gelebilir açıkçası. Böyle bir beklenti var piyasa içerisinde. Bu beklentide 2 Temmuz itibariyle şayet Ethereum girişleri başlarsa arkadaşlar ETF tarafında Pepe'de de yükselişler görebiliriz. Açıkçası şu an listeye baktığımızda tamamen Pepe üzerinde meme coinlerde ağırlığının olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Daha önce de güzel kazanmıştık. Ethereum'la birlikte tekrar hareketleneceğini düşündüğümüz meme coinlerden bir tanesi. Şayet boğa içerisinde bu dönemde güzel bir fiyatlama bekliyoruz. Daha önce de gerçekten ciddi bir fiyatlama yapmış bir proje. Daha sonra arkadaşlar tabii ki belli olaylar yaşandı proje içerisinde. Proje sahipleri tam sahip çıkmadı ve burada birlikte sert düşüş yaşadı. Bu düşüşün ardından topluluk çok güzel bir şekilde Pepe'ye sahip çıktı. Daha sonra fiyat tekrar gördüğünüz gibi yukarıya geldi. Daha sonra topluluk Pepe'nin arkasında öncü olarak tekrar meme coinlerin arasında listeye soktu diyebiliriz açıkçası. Herkes Floki'yi konuşurken bir anda bizim de arkadaşlar çok güzel bir hamlemiz oldu orada. Pepe'yi ön plana çıkartarak güzel bir yükselişten kazanç yakaladık. Ve gördüğünüz gibi aslında şu an anlatacağım bütün meme coinlerde çok ciddi açıkçası bu düşüşlerde yara aldığımızı düşünmüyorum ben. Birçok altcoin sepetimizde biliyorsunuz ki sert düşüşler oldu. Bunun haricinde sepetimizde olmayan birçok işte projelerde sert düşüşler oldu. Neredeyse hepsi Nisan desteğine geri çekildi. Pepe'ye baktığımızda veya işte Bonk'a baktığımızda, diğer projelere baktığımızda ciddi düşüşler olmadığını görebiliyoruz açıkçası. Bu da aslında meme coinlerin hala hacimli bir şekilde yatırımcıların içeride beklentisi olduğunu görebiliyoruz. Ve ilk yükselişlerde bence meme coinler tekrar sert çıkışlar yapabilir arkadaşlar. Tabii ki bu süreç biraz daha uzun olabilir. Ethereum ETF girişleri her projeye yarayacak diye bir şey yok. Tamamen altcoin boğasını getirecek diye bir şey yok. Piyasa tamamen faiz indirimine odaklanmış durumda. Artık uzun süredir kötü haberler sürekli biliyorsunuz ki düşüş getiriyor. Kripto para piyasasının doğasında bu var. Yani çok kötü bir haber olmasa bile şöyle ucundan bir haber olsa bile biliyorsunuz ki Bitcoin düşüyor arkadaşlar. Maalesef böyle bir piyasa içerisinde yatırımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an bizi ayakta tutan tamamen vadeli işlemler açıkçası. Vadeli işlem kazançlarımız bizi ayakta tutuyor. Bu yüzden de bu noktada aslında biraz da şanslıyız. Hem düşüşlerden hem yükselişlerden para kazanıyoruz. Bu da bizi ayakta tutarak aslında daha da piyasa içerisinde hakim olmayı, canlı olmamızı devam ettiriyor. Sürdürülebilir olmasını devam ettirebiliyor kazançlarımızın. Pepe'den ben tekrar bir coşku bekliyorum. Meme coinlerde en fazla elimde tuttuğum projelerden bir tanesi. Güzel kazançlar getirebilir Ethereum ETF sonrası arkadaşlar. Ve boğa içerisinde de Pepe'nin ben güzel kazandıracağını düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir, kendi görüşümdür. Daha önceki kazançlarımızdan yola çıkarak bu yorumu yapıyorum. Ve şu anki düşüşün de çok sert olduğunu düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi destekten kendisine gene alıcı buldu. Kanal içerisine sarkmadı. Bu da zaten sevindirici bir durum açıkçası bu düşüşlerde. Diğer bir proje Bonk. Bonk'u tekrar ben sepetime aldım açıkçası. Neden Bonk'u aldım? Ethereum ETF girişleriyle belki bir hareket gelebilir Bonk'u. Uzun süredir çok sessiz gidiyor açıkçası. Yatırımcısı içeride biraz üzgün ve sıkıcı durumda bulunmakta. Bu kanal içerisindeki hareketler benim için önemli. Gördüğünüz gibi daha önce bu kanal içerisinden ne yaptı? Sekti arkadaşlar. Kendisine alıcı buldu. Yukarıya doğru attı. İkinci kez bu direnci kırdı ve tekrar geri çekilme yaşadı. Aynı senaryoyu burada Mart ayında da görmüştük Bonk'ta. Şimdi bu düşüşte kanal içerisinde tekrar bu dip noktalarına gelebilir. Burada alıcı olabilirsiniz. Ben riskimi biraz daha kanalın çizgi bölgesinde aldım. Eğer bu kanal çizgi bölgesinden desteğe kadar sarkarsa arkadaşlar buradan da tekrar hacimlenip yukarı çıkma ihtimali söz konusu olabilir. Fakat buradaki bölgeden de piyasanın dönmesiyle birlikte risk alınabilir açıkçası. Ben de bu riski satın aldım. Buraya kadar düşmesi de beni çok yormaz açıkçası. Buradan da tekrar hacimlenip bu direnci kırıp arkadaşlar artık geri çekilmeden yukarıya doğru fiyat hedeflemesini yapabilir. 2 Temmuz itibariyle tabii ki Ethereum ETF girişleri onaylandıktan sonra bu hareket beklentim var açıkçası. Bunu da söylemek doğru olacaktır. Diğer bir proje Floki. Bonk, Pepe tamamen sabit duruyorum. Bonk ve Floki'de arkadaşlar vurkaç yapacağım açıkçası. Çok uzun vade tutmayı düşünmüyorum buradaki iki projeyi. Gene Floki'de de gördüğünüz gibi kanal içerisine geri çekilme yaşadık. Bu kanal içerisinden hareket beklediğimi daha önceki video içerisinde söylemiştim. Fiyatın ucuz olduğunu söylemiştim. Şu anda aldığımız bölgeden biraz daha yukarıda olsa da gene de çok büyük bir fark yok açıkçası. %3'lük %5'lik bir fark var. Bu kanal içerisinden geri çekilme yaşarsa alttaki sarı çizgime kadar bir geri çekilme beklerim ben. Bu beklemeyi de göze alarak zaten Floki'yi sepetimize aldık. Fakat kısa vade düşündüğüm için ben arkadaşlar Floki'nin de meme coin'ler arasında sert bir topluluğa ve hacme sahip olduğunu öngörebiliyoruz. Bu da tabii ki arkadaşlar tekrar bize yukarıdaki, yani buradaki 33 bölgesini geri getirebileceğini söyleyebiliriz. Bu bölgede arkadaşlar kısa vade içerisinde güzel kazançlar getirebilir açıkçası. Özellikle 30 bölgesinin üzerinde kapanışlar daha da yukarıda fiyat hedefi yaptırabilir bize. Bu da arkadaşlar önemli bir öngörü olacaktır. Floki'de tekrar güzel kazanç getirebilir açıkçası. Ladys coin'e geldiğimizde biliyorsunuz ki Bitget sepetinden almıştım Ladys coin'i. Daha önce açıklamıştım. Benim sürpriz atlarımdan bir tanesi açıkçası. Pepe'de, Bonk'ta, Floki'de olduğu gibi çok yüksek miktarlarla içerisinde değilim. Biraz daha riskli, daha da riskli projelerden bir tanesi açıkçası. Fakat DWF Labs bu projeye 5 milyon dolarlık bir yatırım yaptı arkadaşlar. Bu yatırım da açıkçası önemliydi benim için ve bu yatırımın geleceğini söylemiştim. Konuşuluyordu bu yatırım. Yabancı kaynaklardan biz inceliyorduk bunu. Ve yatırım gelmeden önce Twitter'da paylaşmıştım hatırlarsanız bu projeyi. Biz yatırım yaptıktan sonra tabii ki DWF Labs 5 milyonluk yatırımını açıkladı ve bu süreçten sonra düşüş geldi. Açıkçası tam yukarıya gidiyorduk. Bu direnci kıracaktık ve piyasa geri çekilmeye başladı. Buradaki destekte tutunuyor şu an proje. Bol sıfırlı bir proje. Bir 10x fırsatı gelebilir burada arkadaşlar. Meme trendinde tekrardan Ladys hareketine başlayabilir. O yüzden ufak miktarlarla içerideyim. Çok uzun vade düşünmüyorum. Dediğim gibi 10x'lik bir kazanç yakalarsak güzel bir şekilde farklı projelere sokabiliriz diye düşünmekteyim. Diğer benim sürpriz atlarımdan bir tanesi Ladys gibi Psps coin. Bu da arkadaşlar topluluğu güçlü olan bir proje açıkçası. Fiyatlamasını henüz yapmış bir proje değil. Biraz daha sert bir şekilde yukarıya gidebilir. Çünkü arkasında güçlü bir topluluk var bu projenin. Bu topluluğa nazaran da şu anki fiyat düşüklüğünden değerlendirdiğim desteğin altına kırılan projelerden bir tanesi. Açıkçası burayı da kaybederse daha da aşağıya sert bir şekilde inebilir. Bu yüzden biraz fiyatı takip edip yeni alacak arkadaşlar değerlendirebilir diye düşünüyorum. Biz tabii ki destek bölgesinden düşüşlerde değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde daha da yukarıya gidebilir meme trendinde. Topluluğu güçlü bir proje. Tabii ki ne yapacağını tam bilmediğimiz projelerden bir tanesi Ladys gibi. Pepe'de, işte Bonk'ta, Floki'de biraz daha net konuşabiliyoruz. Fakat bu projelerde tam net konuşmak mümkün değil. Daha önceki fiyata hareketlilikleri çok net bir şekilde değil grafiklerde ve tabii ki CoinMarketCap'te. Tamamen topluluk odaklı ve işte bazı şirketlerin yatırım yapmasına karşı aldığımız projelerden bir tanesi. Burada işte Pepe'de mesela BlockRock şirketinin de yatırımı var Pepe'ye. Bu adamlar şimdi kalkıp milyon dolarlık şirket Pepe'ye niye boşuna yatırım yapsın? Bir meme coin'e yatırım yapıyorlar yani. Bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tabii ki meme coin'lerden çok büyük hayalperest olmayı düşünmüyorum. Riskli yatırımlar olduğunu biliyorum ve kazanç hedeflerim de buna göre arkadaşlar. İşte 20x yaptıktan sonra işte 50x, 100x, 500x yapacağım ben bu projede diye bir ısrarım olmayacak. Geçen boğada biz bu hataları çok yaptık. İşte Bonk'ta 10x'i, 5x'i yakaladığımda buradan çıkan parayı hemen RNDR gibi projelere sokmayı düşünüyorum. İşte Floki'den bir 10x yakaladığımda bu düşüşüne nazaran hemen kalkıp gene Solana gibi, RNDR gibi projeye sokmayı düşünüyorum. Daha sağlam atlara sokacağım sürpriz atlardan çıkan parayı. Sağlam atlarda da 3x, 4x fırsatını yakaladığımda büyük parayı katlamış olacağız bu şekilde. Bazı projelerde daha önceki videomda anlattığım gibi ağırlığımı vereceğimi söyledim. Bu meme projelerinde de hareket bekliyorum. Bu yüzden bu şekilde bir meme sepetim var şu an içerisinde. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Ben tekrar trend yönünde yapay zeka, RWA ve meme trendinin devam edeceğini, Ethereum'un başlangıcıyla, ETF girişleri başlangıcıyla bu alanın da yükseleceğini düşünüyorum açıkçası. Bu yükselişin de bu projelerde biraz daha sert olacağını öngörüyorum. Özellikle Pepe'yi ben uzun vade boğa içerisinde tutmayı düşünüyorum. Fakat diğer burada gördüğünüz meme coin'lerle kısa vadeli vurkaç stratejisiyle birlikte 3x'lik, 5x'lik, 10x'lik kazançlarda o anki piyasanın stabilizine göre arkadaşlar tabii ki satışlarımı gerçekleştireceğim. Bunu da artık video olarak anlatamıyorum anlık satışlarımı, fakat tabii ki Twitter'dan belki Bonk'u çıkardım, Floki'yi çıkardım gibi tweetler atarsam oradan anlayabilirsiniz. Şu an için bu şekilde. Tamamen bu noktada alımlarınızı benimle takip etmenize gerek yok işte. Yani Rio'da da mesela aynı şekildeydi. Diğer projelerde de mesela Pepe'de biz 10x'e kadar gördük aldığımız yerden, paylaştığım yerden. Hani benim sattım dememi veya işte benim yorumumu orada çok fazla önemsemenize gerek yok. 10x sana yetiyordur. satabilirsin orada. Beni bekleme yani. Ya da işte Bonk'u almışsındır 3x 5x yetiyordur sana. Bekleme, oradan çıkar paranı, başka bir yere sok vesaire vesaire. Veya Bonk'a çok güveniyorsun, 50x yapacak diyorsun. Bekle 50x'i. Bu da tamamen artık senin elinde olan bir durum. Para kazanıyorsunuz. Para kazanırken parayı yönetmeyi de öğrenmek lazım. Sürdürülebilir kazanç için önemli olan yönetmektir. Küçük parayı yönetmek zordur aslında. Büyük parayı yönetmek daha kolaydır. Küçük parayı yönetebiliyorsanız, katlayabiliyorsanız büyük parayı katlamanız, yönetmeniz daha kolay olacaktır. Bunu da tabii ki para kazanırken bu noktada kendinizi geliştirmeniz de oldukça önemli olacağını düşünüyorum. Meme trendi devam edecek. Benim görüşüm bu şekilde. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.